Merhaba arkadaşlar Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu diktat. Diktat neydi arkadaşlar? Duyma, anlama ve anladıklarımızı yazma çalışması. Burada arkadaşlar bu dersimizde ne yapacağız? Buğuştabiyen. Buğuştabiyen ne demekti arkadaşlar? Buştabian kodlama demek. Kodlamadan kasıt ne? Söz gelimi soy ismimizi söyleyeceğiz. Yaşadığımız yerin adresin, sokağın, e, tek tek kod e, nasıl deriz güzel Türkçemizde? Bunu harf 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 söylediğimizde yani kodladığımızda Almanca karşılığı bunun Buştabian. Şimdi dilerseniz arkadaşlar bu Günlük hayatta sıklıkla karşımıza çıkan çalışmayı beraber bir yapalım. Bunu yaparken arkadaşlar duymuş olduğumuz bu yapıları, cümleleri ya da işte ee, ne olabilir birazdan size isimler söylüyor olacağım. Bunları yazabilirsek çok çok iyi bir çalışma çıkartmış oluruz. Öncelikle şununla başlamak istiyorum arkadaşlar. Ben kendimi tanıtırken değil mi bunu zaten... Bu detaylı olarak görmüş olduğumuz çalışmalarda görmüştük, değil mi? Mesela ben adımı söyleyecek olursam Almanca'da genellikle ne yapıyorum arkadaşlar? Adımı söyleyebiliyorum ya da soy ismimi söyleyebiliyorum. Ben diyelim ki adımı söyleyeceğim. Bu durumda soy ismimi söyleyeceğim. Ne diyebilirim? Mein Name ist. Öyle değil mi? Mein Name ist Özdemir. Ve karşımızdaki bunu anlamadığında ne der arkadaşlar? Nasıl yani anlamadım anlamına gelen v-biti ve ben bu sefer ne yaparım arkadaşlar? Kodlarım çünkü bu şimdi e, illaki yabancı bir kelime olması ya da isim olması gerekmiyor. Almanlar da kendi aralarında anlaşamadıkları noktada hani farklı bir soy ismi varsa kişinin bu şekilde. Kodlamaya gidebiliyor ve ben kodluyorum dediğimde Almanca ne diyorduk arkadaşlar? Ich buchstabiere. öyle değil mi? Dediğim gibi bunu zaten detaylı şekilde görmüştük. Dilerseniz bunu bir e, öncelikle bir görselleştirmeye çalışalım ve yazmaya çalışalım hep birlikte. Ben söylüyorum arkadaşlar, hep beraber bir deneyelim. Mein Name ist Özdemir. Tekrar ediyorum. Mein Name ist Özdemir. Bu diyelim ki A kişisi olsun. B kişisi, evet B 2. nokta üst üste diyebiliriz. Nasıl yani anlamına gelen? Wie bitte? Wie bitte? Tekrar biz söylüyoruz. Bu sefer A 2. nokta üst üste diyelim. Ich buchstabiere. Tekrar ediyorum. Ich Buchstabiere. Ö, Z, D, E, M, I, A. Ö, Z, D, E, M, I, A. Şimdi dilerseniz başka başka su isimlere bakalım arkadaşlar. Yeniden yazmaya deneyelim hep beraber. Ich buchstabiere. Ich buchstabiere. C E T I N O G L U. Tekrar ediyorum. C E T e N O G L U Evet bu güzel Türkçemizdeki neye karşılık geliyor arkadaşlar? Çetin oğlu. Şimdi arkadaşlar bu örneğe bak bakacak olursak Çetin oğlu özellikle bunu seçtim. Neden seçtim? Çünkü güzel Türkçemizde var olan harflerden Ç harfi Almanca'da yok. Bu durumda ne yapmamız gerekiyor? C harfi yerine biz bunu C harfi ile e, ifade etmemiz lazım. Yani Ceyhan'ın C'si ile ifade etmem lazım ve bir harf daha var ki bu da gene Almanca'da yok. Hangi harf bu? Yumuşak G. Bu yumuşak G harfini ben nasıl ifade ediyorum Almanca'da? E, G harfi ile. E, dolayısıyla bu ne olmuş oluyor arkadaşlar? Bir nevi Cetin Oglu gibi olmuş oluyor. Yani bu Ç harfi, yumuşak G harfi gibi, Ş harfi bunlar Almanca'da yok. Dolayısıyla bunları bu kuyrukları olmadan ya da yukarıdaki o çizgisi olmadan ifade etmemiz gerekiyor. Tekrar edelim. C, E, T, I, N, O, G, L U. Demek ki Çetin oğlu ne oluyormuş? Almanca'da bu şekilde ifade ediliyormuş. Şimdi başka bir soy isme bakalım. Bu da gene bir e, Türkçeden gelen bir e, soy isim. Siz kodlamaya çalışın arkadaşlar. B, A, K, I, E, C, I. Tekrarlıyorum. B A K I R e C I Fark ettiyseniz bu hangi soy ismi arkadaşlar? Bakırcı. Şimdi ben bunu bakırcı şeklinde ifade edecek olursam Almanca konuşan birisi bunu anlamaz arkadaşlar. Çünkü güzel Türkçemizdeki ı harfi onlarda yok. Bu durumda ne olacak arkadaşlar bu? Bakirci şeklinde ifade edilecek belki ciyi bile farklı şekilde söyleyecekler çünkü böyle bir yapı yok onlarda ya da böyle bir sıralama yok Almanca'da. Bu durumda demek ki bakirci şeklinde değil mi? Bu i harflerini i harfiymiş gibi davranmamız gerekiyor. Hatta resmi evraklarda pasaportlarda da arkadaşlar bu şekilde ifade ediliyor. Onu da söylemekte fayda var. Şimdi bir Alman soy ismini nasıl söyleriz? Öncelikle bunu bir kodlayacağım. Siz de yazmaya çalışın arkadaşlar. Hazırsanız başlıyorum. S C H U M A C H E R. Tekrar ediyorum. S C H U M A C H E A. Evet. Schumacher. Evet. Schumacher demek ki bu da Almanca'da bir evet bir soy isim. Bir başka suyu isimle devam edelim isterseniz, hazırsanız S C H N A E -i D E A. Tekrar ediyorum S C H N A E -i D E -a. Ea. Schneider evet Schneider soy ismi bu da sık kullanılan soy isimlerden Almanya'da. Ve son olarak bir Alman soy ismi daha var. Onu söylüyorum hazırsanız. F E S C H E R Tekrar ediyorum. F -E -S -T -H -E e s c ha e, e, a r Fisher soy ismini bulduk. Öyle değil mi arkadaşlar? Şimdi dilerseniz arkadaşlar tahta başında bunları bir inceleyelim ve okunuşlarını da hep beraber bir üstünden geçelim. Arkadaşlar az önceki okumuş olduklarımı şu an tahtada görüyorsunuz. Burada mini bir diyalog var. Bu diyalog arkadaşlar yüz yüze olan bir görüşmede gerçekleşebilir. Telefonda gerçekleşebilir. Burada biz bir nevi ne yapıyoruz arkadaşlar? Kendimizi tanıtırken ya da kendi soy ismimizi söylerken olabileceği gibi yaşadığımız yerin adresi olabilir. Ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? Kodlamış oluyoruz. Zaten bunu ayrıntılı şekilde alfabe konusunda da görmüştük. Öyle değil mi? Alfabeyi bildikten sonra zaten işimiz kolaylıyor. Burada demek ki ee, baktığımızda ben şimdi su ismimi söylerken ya da adımı söylerken genellikle Almanlarda öyle bir eğilim vardır arkadaşlar. Kendilerini tanıttıklarında resmi bir yerse mümkün mertebe su isimlerini söylüyorlar. Burada da durum bu. Benim soy ismim Özdemir olduğu için bu örneği verdim. My name is Özdemir diyorum ve karşımızdaki anlamıyor ve ne diyor? Wie bitte? Değil mi? Wie bitte nasıl yani anlamına geliyor? Ve ben diyorum ki ben kodluyorum dediğimde Ich buchstabiere. Ich buchstabiere demek ki ne yapmak demek? Kodlamak demek. Şimdi kodlarken arkadaşlar ne diyeceğim? Ö, Z, D, E, M, I, E. Er. Demek ki Ö, Z, D E M I E A. Ne yaptım arkadaşlar? Soy ismimi söylemiş oldum. Hatta şunu da söylemekte fayda var arkadaşlar. Almanya'da ben soy ismimi söylerken açıkçası Özdemir demiyorum. Çünkü karşı tarafında anlaması adına Özdemir diyorum ki hani bunun Z harfi olduğunu ya da Z harfi olduğunu karşı taraf bilsin diye. Dolayısıyla Buna benzer şeyler duyarsanız hani şaşırmayın, şimdiden söylemiş olalım. Çünkü dediğim gibi Özdemir diyecek olursam bunu büyük olasılıkla S harfi ile yazmak isteyecektir. Ya da o şekilde anlayacaktır. Doğal olarak. Şimdi burada çeşitli az önce de söylemiş olduğum soy isimleri ele aldım. Bakın demek ki ben kodluyorum derken ne diyoruz? İş buşta işte bir adı. Dediğimizde demek ki Kodluyorum diyoruz ve ne yapıyoruz? Su isimleri tek tek harf harf ne yapıyoruz? Kodluyoruz. Az önce söylemiş olduğum gibi Ç harfi olmadığı için bakın bu şekilde yazılacak. Yumuşak G harfi yok. Ne olacak? G şeklinde yazılacak. İ harfi bakın I harfi şeklinde ele alınıyor. Bazı yazımlarda arkadaşlar büyük harfin üstünde nokta olabiliyor el yazımında. Kişiden kişiye tabi değişiyor bu, ancak bu şekilde yazılıyor çoğunlukla. Hepsi şimdi büyük harflerle yazmamın sebebi bariz bir şekilde anlaşılır olsun diye arkadaşlar. Şimdi tek tek ne yapalım bunu kodlayalım arkadaşlar. Nasıl kodlayacağız? İş boşluk C E T I N O G L U Tekrar edelim. C E T I N O G L U Evet. Bakın böylelikle Çetinoğlu örneğinde ne yapmış olduk? Bu harfleri değil mi? Bu Türkçe harfleri vermiş olduk. Bir diğer soy isme baktığımızda Bakırcı soy ismini şimdi söyleyecek olursak bakırcı şeklinde olmayacak. Haliyle ne yapacağız? Kodlamamız gerekecek. Hep beraber kodlayalım arkadaşlar. B A K I E C I Tekrarlayalım. B A K I E C I Evet bakın ne oldu? Bakırcı su ismini söylemiş olduk. Şimdi bakırcı diyecek olsaydık oradaki o ı harfini karşı taraf haliyle anlamayacak alfabelerinde olmadığı için dolayısıyla bu şekilde ne yapmış olduk kodlamış olduk. Bir diğer su ismi baktığımızda Almanca'da değil mi sıklıkla karşılaşılan bir su isim. Hep beraber kodlayalım arkadaşlar. S C H U M A C H E A. Tekrar edelim. S C H U M A C H E A. Schumacher soy ismi demek ki değil mi? Böylelikle ifade edilmiş oldu, kodlanmış oldu. Bir diğer soy isim. Hep beraber kodlayalım arkadaşlar. S C H N E I D E R -e Tekrar edelim. S C H N E I D E R -e Schneider soy ismini ne yapmış olduk? Kodlamış olduk. Ve son soy, isminize, soy ismine baktığımızda ee, e, evet Fisher soy ismini şimdi ne yapacağız? Kodlayacağız. Hep beraber söyleyelim. F I S C H E R. Tekrar edelim. S E F E S C H E R. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde bu yani kodlama konusunu pekiştirdik. Sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Tschüss.